bugün ağaç filası nasıl dikilir onu göstereceğiz. Bunlar lisanslı, bu armut ağacı. Böyle bir 50 santim kadar bir çukur açtık. Asıl önemli olan şu açlak bölgesinin toprağın birazcık üzerinde kalması. Yani buraya kadar gömeceğiz. Köklerini de temizledik birazcık. Bu şekilde gömeceğiz. Ortalayacağız çukura. Üzerine biraz havalanmış toprak atmamız gerekiyor ama burada maalesef yeni yağmur yağdı. O yüzden havalanmış toprağımız da yok. Şöyle üzerindeki yumuşak toprağı kökünü atacağız. Sonra sıkıştırıyoruz zaten ama pek de önemli değil. Ama yine de böyle dikerken sırtlardaki topraklardan falan atarsınız. Kurur zeminde dikildiği zaman. Ot, bu toprağı atmaya gerek yok. Köklerinden yeniden ot oluyor ondan sonra. İçine atmışız. Alamıyoruz. Maalesef geriye ot. Bahar geldiği için buradan biraz toprak alabiliriz. Gördüğünüz gibi aşlak yerimiz yukarıda kaldı birazcık. Çok daha sıkıştıracağız. Birazcık havuzun su yapıyoruz ki su koyduğumuzda ağaç alabilsin rahatça diye. Şekilde bıraktık bir havuz gibi bir şey. Asıl ağacın tutmasının en büyük sebeplerinden biri kökünün hava almaması. Bu şekilde toprağı sıkıştırırsanız hava almaz. Zaten ağacımız görüyorsunuz. Yani sıkıştı güzelce. Aşlak yerimiz de yukarıda kaldı. Niye aşlak yerimizin yukarıda kalması gerekiyor? Çünkü zaten bundan öncesi ağacın aslı değil. Bundan üstü ağacımızın aslı. O kökten eski aşlanmamış bölgeden suyu alıp ağacımızı besleyecek. Amacımız o yani. Bu şekilde şunları bile budayabilirsiniz. Çünkü biraz boya gitmesi lazım. Biz budamadık. Böyle durdu biraz daha. Biz bunu bodura budayıp toplamasını kolaylaştıracağız. Şuradaki armudumuzu görüyorsunuz. Onu da öyle yaptık. Onu da budaması geldi zaten. Budayacağız onu da. Üstlerini alacağız. Bu şekilde dikiyoruz. Şimdi iki tane de elma fidası dikeceğiz. Onların yerleri de hazır. Onları da hazırladım zaten. Onlar da şunlar. Hepsi lisanslı ağaçlarımızın. Genellikle böyle sağda solda satılan fidanlardan almayın. Genelde lisanslı olduğu zaman garantili oluyor. Yerinde şu ayvayı keseceğiz. O piç bir uzama. Sağ makasını elim. Bu şekilde kökleri çok pis olanları birazcık buluyoruz. Biraz daha düzenli olsun amacımız var. Yamuk olduğu için şuradan keseceğim bunu. Falan
Ya maksat çukurumuza düzgün girsin yani, yoksa düzgün amacı yok bunun. Yeni çekerseniz buna da gerek yok. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi aynı aşlak burada da var. Bu şu bölme, bu çiğitten büyüyen kısım. Çiğitten büyüyen ağaç normalde piç olur. Aşlak yaptığınız zaman o bölge öyle boğum şeklinde kalır gördüğünüz gibi. Yeni kaynamış olduğu da belli oluyor zaten. Yine buradan işte toprak alarak kokusunu gömeceğiz. Burası biraz taşlı bir toprak. Gördüğünüz gibi solucanlar da çıkıyor. Balık zamanı da geliyor. Balığa da giderken bunlardan faydalanabiliriz aslında. Şöyle biraz daha gevşemiş toprak atmaya gayret gösteriyorum. Şimdi şurayı bir sıkıştıralım da ağacımız sabit olsun. Böyle cenaze gömer gibi üzerine toprağı atıyorsunuz. Biraz daha yukarıda kaldı. Bu biraz daha gömeceğim. Şuradan biraz toprak almam lazım. Otlu bir yer olduğunda eştiğim toprağı da bulamadım. Zindandan biraz. Gördüğünüz gibi alan, bunu satan vatandaş üstlerini komple bulamış. Şu dalları da alalım, güzelce boya doğru büyüsün elmamız. Elmamız bu. Elmayı da diktik, diğerlerini de dikeceğiz. Daha şurada 3 tane kayısımız var. O kayısılarımız da fide halindeyken çiçek açmış maşallah. Zamanı geçecek zaten, o yüzden acele ediyoruz. Daha yeni aldık fidalar. Diğer elmamız var. Burada 2 tane de arımız var. Organik bal yiyoruz. Televizyondan satılanlardan yemiyoruz kesinlikle. Onların ne olduğunu bilemiyoruz. Hatta arılar da yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bazıları ölmüş ama. Şöyle göstereyim ben. Bazıları kovanın önünde ölmüş. 2 tanesi ölmüş. Karınca kolonisi kuracağız. Onları da bizim adımıza çalıştıracağız. Onlar da ne yaparlar bilmiyorum artık yani. Onların yapacağı şey bizim araziden faydalanmak olur. Ne olacak? Bize bir fayda olur. Önünü tutayım. Sen bu tarafa gel istersen. Biraz ölçekli eştik. Aslına sorarsanız babam bu işlerin piri olduğunda kendisi biraz önce tarif etti. Keşke onu da çekseydik. Tarif edip gittik. Oho bak bak. Bak bak bak. Biz de işlemi çek. Yapıyoruz. Bayağı büyük bir solucan. Bu çilböcük değil.
Bunu ayırsa mıydık? Yok, bu bir şey. Yakında yaramaz. Belki balık videosu da çekeriz. Balık nasıl tutulur? Yok, neyse. Bu bir şey yaramaz. Tamam, tamam, boşver. Hayvan ölecek. Dibine atalım da gübre yapsın. Yapsın bakalım. Arkadaşlar, diğer çektiğimiz videoları izlemeyi unutmayın. Nasıl yapılır şeklinde videolar çekiyoruz. İşte nasıl oluyor, nasıl yapılır. İşte bugün fida nasıl dikilir diye bir video çektik. Daha önce makitanın sulu mermer ve cam kesme, delik açma aletinin şarjlı makitanın sulu cam kesme aletiyle bir video çektik. Kardeşimle birlikte video çekiyoruz. YouTube'da paylaşıyoruz. Videoların sağ alt köşesinde beğen butonuna var. Videoları beğenin. Kanala abone olun. Daha videoların devamı gelecek. Bulunduğumuz yerde Kızılırmak geçiyor. Kızılırmak'ta nasıl balık tutulur diye de bir video çekeriz sanırım. Burada solucanı gördükten sonra da aklıma geldi. Bu şekilde anlatarak nasıl yapılır, bir tane cam nasıl kesilir diye, bizim mesleğimiz camcılık, cam nasıl kesilir diye de bir video çekeceğiz. Oyun kanalı açmayı düşünüyoruz beraber. Kardeşimle ikimiz yapıyoruz. O, ana kanalın ismi Oğuz Ulusoy zaten. Kanala abone olmayı unutmayın. Videomuzu burada bitiriyoruz. Diğer ağaçlarımızı da biz dikeceğiz. Nasıl dikildiğini zaten gördünüz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Ana ekranda çıkan diğer videolarımız da var. Onlara da tıklayın, seyredin. Kanalımızı ziyaret edin, abone olun. İyi seyirler. Görüşmek üzere.